Herkese merhaba, ben Aykut. Ben de Poyraz. Poyraz, bugün garip ama gerçek bazı konulardan bahsedeceğiz değil mi? Evet. İlginç konular. Mesela ilk başlayacağımız konu ne olabilir? Ahtapotlar. Ahtapotların kaç beyni, kaç kalbi var? 3 kalbi, bunu ben bir filmden duymuştum. 9 beyni olduğunu nereden duyduğumu hatırlamıyorum. Belki o kitaplardan birinde okumuş olabilirsin. Yok, değil mi? Yok, onu okumamıştım. 9 tane beyni olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl sıcak ki? Bir tane kafası yok mu onun? Bir tane kafası var. İşte bir tanesi kafasına girdiği düşünüyorum. Diğer 8 deve de kolağına girer. Evet, 8 tane kolu var değil mi? Peki başka ne olabilir? Mesela seninle dronlar uçuruyorduk beraber. Dronlarda bu profesyonel olan dronlarda kameralar işte... Gyro. Evet. Gyro neydi? Ne işe yarıyordu? Örnek gyro, versene bir hayatta. Tavuk kafası. Tavuk kafası. Sonunda... Tavuk kafası ne demek ya? Tavukun kafasını şöyle bir şey. Vücudunu hareket ettiği önce kafası hareket etmiyor. Sabit duruyor değil mi? Evet. Yani gerçek çekiminden yönden etkilenmiyor. Dronlarda da olabiliyor. Ne işe yarıyor öyle bir şey olunca? Tavuğun kafasını koymuyor ya. Ne yapıyor? Nasıl oluyor? Vücudun böyle hareket ettiriyor ama kafası hiç de hareket etmiyor. Bunu bir videoda da bahsetmiştik. Evet. Bir de insanın gözlerinde de olabiliyor. Nasıl oluyor? Göster mesela bakayım. Diyelim ki bakıyorum bir yere. Kafayı çevirsen de gözler sabit karşıya bakabiliyor değil mi? Evet. Dronlarda da böyle. Dronlarda kamera rüzgardan dolayı drone sallansa bile kamera sürekli karşıya bakıyor. O da gyro. Bu işe yarıyor. Nerede var dedik? Tavuklarda olabiliyor. Kuşlarda var. Kartalda var mesela. Mesela evet. Kartal dedik. Kartalın gözleri iyi görür mü? Kartalın gözleri tam uçarken yani 10 kat yüksekliğinde aşağı bakarken tam 30,5 metre görebilir. Aa, Beşiktaş'ta olması buna etken mi? Yerdeki küçücük karınca bile. Tabii ki de. Kanarya göremez. Kanarya burnun dibini göremiyor değil mi? Gagasının ucunu bile göremez. Evet. Neyse, Beşiktaşlara selam verelim o zaman değil mi? Evet. Peki başka bir soru. Şu anki gündemlerden birisi ayda aya seyahatler başladı biliyorsun. Şimdi aya gidenler bazıları diyor ki ya ayın bir kokusu var. Ay pamuk şekeri gibi kokuyor veya şöyle kokuyor. Ayın kokusu var mı? Ya da koklanabilir mi? Nasıl bunu var ya? Bunu bir önceki videoda da bahsetmiştim. Hep videolarda bahsediyorsun sen. Şöyle bir astronotlar aya gitmiş. Aydan sonra da dönmüşler dünyaya yani evine. Sonra da dönünce şeyi görmüşler. Neyi görmüşler? Yani kıyafetini çıkarmışlar. Ondan sonra bir bayım kokusuna bakalım demişler. Ayakkabıların altında minik minik kayın tozları olduğu için bu arada ayda birazcık vıcık vıcık gibi bir şey. Aa, ayda su yok ki nasıl vıcık vıcık oluyor? Onu bilmiyorum. Toprağı evet. Değil mi? Evet. Sonra da koklamışlar barut gibi kokmuş. Evet. Ay normalde uzayda hava yok. Hava, orada koklama şansın da yok. Ama kıyafetlerin üzerinden gelen parçacıklardan öyle bir hissiyat almışlar. Evet. Peki sana zor. Şimdi çocuk olarak sen tabii biraz daha yetişkin oldun. Bebek değilsin. Böyle insan vücudunda birçok kemik var biliyorsun. Bunlarda en kolay kırılan kemik hangisi? El bilek kemiğimiz. Aa. O zaman ne yapmak lazım el bileğinde? Dikkat. Değil mi? Koşarken, zıplarken. Çünkü insanın vücudunda en kolay kırılan kemik el bileğinin kemiği. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki onun dışında bize anlatmak istediğin böyle ilginç, okulda öğrendiğin, şaşırdığın bir şey var mı? Mesela sana bir ipucu vereyim mi? Gökyüzünde yıldız ve gezegenleri bakarak nasıl anlarsın? Hangisinin yıldız, hangisinin gezegeni? Şöyle anlarım. Diyelim ki gökyüzüne akşamleyin bakıyoruz. Eğer minikse yıldız olur. Büyük olanlar, büyük parlak olanlar ise gezegen olur. O nasıl biliyor musun? Dur. Hayvanlara şiddet diyor. Şimdi uzak, küçük olanlar ne demek biliyor musun? Yıldızlar uzaktadır ya, çok uzaktadır gezegenlere göre. Uzakta olan bir şey yıldız, o gözü böyle kırpıyor gibi gözükür ışığı. Evet. Uzakta olduğu için. Çok yakında olan bir şey gezegen daha çok. Hani büyüklüğü de önemli burada. Onlar yakında olduğu için böyle parlama hissiyatı vermez. Böyle sürekli yanarlar. Bu yüzden yıldızla gezegen birbirlerinden farklı. Peki uydular var, gezegenler var. Hani dünyayı sayalım güneş çevresinde. Evet.
sıcak gezegenler ve soğuk gezegenler var. Onları da söyle sonra kapatalım videoyu. Merkür, Venüs ve Dünya, Mars. En yakın gezegenler. Güneşe yakın olanlara ne diyorlar? Soğuk mu? Sıcak. Evet, güneşe yakınsa sıcak olur. Diğer 4 gezegende soğuk gezegen. Neydi onlar? Uranüs, Neptün, Plüton mu? Uranüs, Neptün, Plüton. Venüs var mıydı? Bilmem, sen söyle. Venüs yoktu. Onu araştıralım bakalım mı sonra? Abi Venüs yoktu ya. Venüs yoktu. Venüs sıcak mı? Evet. O zaman ne diyebiliriz? Sump diye geçiyor. Bak sana ipucu vereyim. Sump. Yani Satürn. Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Hayır, Plüton yok ya. Nasıl yok ya? Yoktu. Yok mu o gezegenler arasında? Hayır, Plüton o yok cüce mu? Gezegen. Cüce mi? Evet. Boyu mu kısa onun? Etmeli. Tamam, okeydir. O zaman diyeceğimiz bir şey yoksa ne son söyleyeceğin şeyleri söyle bakayım videoda. Ne bahsedelim, ne diyelim? Abone olmayı unutmayın. Ha. Like atmayı unutmayın. Like atarlarsa ne olur? Atmasınlar, boş. Eğlenen seyretsin. Evet. Sorusu olan böyle ilginç bilgi atmak isteyen de sorusunu yorumlara yazsın, tamam mı? Böyle onlara ilginç bilgiler öğrenelim. Buradan da paylaşalım. Olur. O zaman ne yapıyoruz? Güle güle diyelim. El salla. Abone olmayı unutmayın.